Irregular verbs yani düzensiz fiilleri öğrenmeye çalıştığımız video serisinin ikincisiyle sizlerle birlikteyim. Bugün bu oyun sırasında fiillerin ikinci halini ve birinci hallerini tekrar etme şansı bulacaksınız. Bu oyunda öncelikle şapkamızı tıklayacağız ve şapkadan çıkan kelimeyi bu hazinenin üzerindeki kadehlerden bulmaya çalışacağız. Daha sonra bulduğumuz kelimeyi ya şövalyenin hazinesine yani infinitive birinci hali olduğuna karar vererek katacağız veya ejderhanın hazinesine simple past yani fiilin ikinci hali olduğuna karar vererek katacağız. Bakalım ejderha mı sevinecek yoksa şövalye mi sevinecek? Hadi başlayalım. Bu arada bulduğumuz kelimeyi biraz bekleyeceğim. Sizlerin de hangi kutuya gideceğine karar vermenizi istiyorum. Bit. Evet, bit'i bulduk. Bit acaba infinitive mi yoksa simple past mı? Ne dersiniz? Infinitive deneyelim. Ooh, infinitive değilmiş. Bu durumda ejderha şövalyeye saldırdı. Hadi onu sevindirelim. Evet, bit simple past halidir. Bit'in birinci hali yani infinitive halini buradan şu anda bulmaya çalışalım. Evet, byte. Bakalım şapkadan ne çıkacak? Buy. Buy kelimesini hemen buradan buluyoruz. Evet. Buy infinitive midir? Simple past mıdır? Evet, by infinitive'dir. Şövalyeyi sevindirdik. Hemen şapkadan çıkacak yeni kelimeyi buluyoruz. Bring. Bring kelimesi. Bulduk kadehimizi. Bir süre bekliyorum karar vermeniz için. Ejderhayı kızdıralım mı? Evet, bring fiilin birinci halidir, infinitive halidir. Hemen şapkadan yeni bir tane kelime tıklıyoruz. Bleed. Bleed kelimesini bulalım. Bulabildiniz mi? Evet, burada bleed. Evet, bleed infinitive yani fiilin birinci halidir. Hemen şapkadan çıkacak ikinci kelimeye bakalım. Chose. Chose. İşte bulduk. Chose acaba bir kelimenin ikinci hali midir yoksa birinci hali midir? Chose bir fiilin ikinci halidir. Choose fiilinin ikinci halidir. Bu durumda ejderhayı sevindirebiliriz. Bled. Bled. Yine bekliyorum bulmanız için. Evet. Yine ejderha sevinecek sanırım. Çünkü bled, bleed az önce birinci halini bulduğumuz bleed kelimesinin ikinci hali yani simple past halidir. Yine ejderha sevindi. Hemen şapkadan was were en sevdiğimiz ve en çok kullandığımız kelimeler was were. Evet, bunu hepinizin bildiğine eminim. Was were to be fiilinin infinitive'den simple past'a dönüşmüş halidir. Yani to be fiilinin simple past ikinci halidir. Bu ara hep ejderhayı sevindiriyoruz. Brought. Brought. Buldum. Bekliyorum. Evet, brought yine bring fiilinin simple past yani ikinci halidir. Ejderha bugün çok mutlu oldu. Became. Became. Evet, became. Bekliyorum. Became yine become fiilinin yani olmak anlamına gelen become fiilinin ikinci simple past halidir. Be.
Az önce ejderhayı sevindirmiştik hatırlarsanız. Bir kadehimi aldım ve sanki bağırdığınızı duyar gibi oluyorum. Şövalyenin sevinme zamanı. Evet, biraz önce Vazvör'ü ejderhaya vermiştik. To be, yani be'yi bu hazineye katıyoruz. Build. Bekliyorum. Evet, build fiilin infinitive hali mi acaba? Bir deneyelim. Evet, şövalye sevindi. Build, yani inşa etmek, fiilin birinci hali. Break, kırmak fiili. Hemen buldum, bekliyorum. Acaba yanlış yere mi yollasak? Aman tanrım. Şövalye çok sinirlendi. Bu durumda break fiilin birinci hali, yani şövalyenin kasasına girebilir. Sanırım şu anda şövalye çok mutlu oldu. Begin. Begin fiili hemen buluyoruz. Evet, begin. Begin başlamak fiilin birinci hali. Build. Biraz önce build olarak şövalyenin kasasına katmıştık. Şimdi bu durumda ejderhayı sevindirmek istediğinizi duyar gibi oluyorum. Build fiilinin built olarak D harfi T ile değişmiş halinde ikinci halidir. Become olmak. Become olmak fiili birinci halidir. Bite, ısırmak. Bite, bit fiilinin ikinci halidir. Sanırım yanlış yaptık. Ejderha çok sinirlendi. Evet, biraz önce biti verdik diyorsunuz, değil mi? Doğru. Bite, infinitive halidir. Boat. Boat. Satın almak demiştik biraz önce. Ejderhayı mutlu etme zamanı buy fiilinin ikinci halidir boat. Ve chose. Choose. Chose. Chose'u biraz önce ejderhaya vermiştik. Choose. Seçmek. Yani fiilin birinci hali. Evet, az kaldı. Broke. Kırmak. Break fiilini şövalyeye vermiştik. Acaba broke'u da ona mı versek? Oo, kesinlikle hayır. Ejderha benim diyor. Yani simple past hazinesine girmesi gerekiyor broke fiilinin. Ve son kelimemiz begun. Begin başlamaktı. Begun da ejderhanın son hazinesi oluyor. Yani fiilin ikinci haliyle mücadelemizi bitiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi ikisi de çok mutlu oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu şekilde eğlenceli olarak İngilizce öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook sayfamı takip ederek de yeni gönderilerimi izleyebilirsiniz. Ama yok, ben Dilek Hoca'dan ders almalıyım. Dilek Hoca bana bu şekilde birebir ders anlatmalı diyorsanız, ki bütün derslerimiz Smart akıllı tahtada hazırlanmış, biraz önce gördüğünüz oyunlarla desteklidir. O zaman da profilime ulaşabilir veya özel iletişim numaramı kullanabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.